Herkese merhaba, ben Aslı Kızmaz. Benim buralara hoş geldiniz. Bugün aylardır sorduğunuz bir şeyi nihayet gerçekleştireceğim. Pole dance. Pole dance nedir? Pole dance nasıl bir spordur? Pole dance nasıl bugün buralara geldi? Aslı nasıl pole dance yapıyor? Hepsinin cevabını bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şu an ya bakmıyorum. Bizim şu an ilk rutinimiz hocacığım esneme. Ay hep esneme. Esneme iğrenç bir şey. Yani. Çok can yakan, küfür ettiren bir şey. Ayakları paralel karşıya. Esnemek çok önemli. Omuz başlarını aşağı bastırın. Karın kalçan içeride. Ne kadar seviyoruz. Aslında bazen düşündürüyorsun. Hocam. Ve çek sen beni ne kadar seviyorsun. Ben aşırı seviyorum. Bak esnemede nefret ediyorum da. Şöyle düşün. Ben hayatta en uzun yaptığım, devamlı yapıp para verip yaptığım en uzun şeyim sensin. Hocam, evet. Omuzları çevir. Ya sen ilk halde bir bilgim var, o da çok uzun ama ona para vermiyorum. Hatta bazen çok da hediyeler falan alıyorum ya. Yani. En sevdiğim sensin. Hocam. Bence en delisi sen. Ya öf, onu herkes istiyor. En güzel de ben hiç mesela herkes ona, ay ne tatlısın. Ay çok şirinsin. Bir Allah'ım kulu da güzelsin. Ay ne kadar Jennifer Lopez'e benziyorsun. Ben hiç esnek değilim biliyor musunuz? Hiç Instagram'da gördüklerinizi dinlemiyorum. Şimdi. Özür dilerim. Hocam özür dilerim. Buraya bakayım. Tekrar. Umut merhaba. Kanalıma hoş geldin. Sağ ayağını şi tendonunu koydum olur ha. Kim koydu? Sağ ayağını değil mi o? Haydi işte. Evet. Roller'ı ellerine yerleştirdin. Göğüs kafesini dizine doğru bastın bakalım. Kalçan nerede aslında? Hangimiz neredeyiz ki hocam? Bırak. Aslında ben aşırı iyi yapıyorum da bunları. Şimdi hani biraz komiklik şaka olsun diye yapamıyormuş gibi gösteriyor. Sağ elinle son ayağını yakala lütfen. Kalçanı aşağı doğru bastırırsın. Poz yürü. İşte pol normalde Hindistan'da güreş. Yapçılar antrenman yapmak için yapıyorlarmış. Aynı bizim gibi. Ah! Bir de ritüelmiş bu aslında. Ne ritüeli? Saflı ve bereketi temsil ediyormuş. Ne kadar saf ve bereketli bir insan. Aa! Öylesin. Sonra nasıl bu topuklu ayakkabılarla? Onu hiç karıştırma. Onu ben de henüz anlamış değilim ama. Yapamayacağım. Bırak beni Allah aşkına. Ondan geriye say ama çok yavaş ol. 6'dan 3'den 0'a geçme. O Instagram pozları öyle kolay çıkmıyor. Pozlar yapmak istiyordum. Sonra böyle bir baktım. Böyle kadınlar, topuklu ayakkabılar, işte loş ışıklar, seksi. Takılıyorlar falan. Evet. Sonra dedim ben bunu yapmam ya. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Sonra hayatıma güneş gibi doğdu. Şimdi mesela onlar niye öyle yapıyor, sen niye böyle yapıyorsun? Hadi biraz yer hocaları gömelim. Yani şöyle, şimdi dünyada iki türlü de yapılıyor ama topluyla yapılan şeyler egzotik pole'a giriyor. Egzotik pole'un durumu farklı. Daha çok pole theater'da da onun farklı bir yarışma sistemi var. Bizimkisi pole sport ve pole art olarak geçiyor. Silk'te Chinese pole vardır. Birazcık daha kalını bunların ve etrafı plastik bir cisimle sarılı. Erkekler de yapılır ve bu bayağı kot pantolon ve daha kalın kıyafetlerle yapılmak. Nasıl duruyorlar pole'da? Üstündeki malzemeden dolayı aslında. Bir sürü silk sanatlarına dahil olmuş bir branş artık. 3, 2, 1, 0, ekmek kuram tuttu. Evet. Kaçacaktı, dur bir dakika. Hocam da izleyecek bu videoları. Kapattım. Parmak uçları point. Point. Sağ ayak, batman yapıyorum ve 1. Ve 1. 2. Ve 2. Aa, Tuba mıydı? 5. Böyle hareketler yapacağız, sonra Tuba gelmiyor mu? İşte şöyle giyerdi hülyası altına. Bir de Serpil Çakmaklı. Serpil Çakmaklı bence daha iyi. Serpil Çakmaklı. Bir efsane var. Efsane. Serpil Çakmaklı buraya gelsin. Aşağı komşu gelecek bence. Dün sırf çekim yapıyoruz diye pedikür yaptırdım biliyor musunuz? Bir yıl o çirkin çirkin ayaklarla buraya geldi. Evet. Evet. Parmak ucunu sık bari o kadar sürdürmüşsün ki. Point neden yapılıyor? Meraktan bana. Daha estetik duruyor ve ayrıca ayağını polun üstüne flexken kaldırmak, yani kasların uyarılmadan kaldırman daha ağır geliyor ve daha zor oluyor. Bir, uzan aslı. Daha vallahi yok. Yani yok. Olsa dükkan seni yok. Böyle bir gün full pastırma yiyeceğim, soğan yiyeceğim, her yerimden kurtulacak, hiç gelemeyeceksin. Yapmadın mı? Yaptım. Şimdi. Bitti. Pola geçeriz. Biraz geriye git. Aa, o şeytanını seviyorum. Bu muydu lan? Hayır, bu değil. Bu değil. Kestim.
ağız. Ve bu videomuzun en eğlenceli bölümüne geldik. Yani aslında ana hedefimiz pol. Yarım saattir esnesek de ana hedefimiz bu. Buraya ulaşmak. Ama hocam neden önemlidir esnemek isimli? Çünkü esnemezsek kaslarımız harekete hazır olmadığı için büyük sakatlıklarla karşılaşabiliriz. Genelde zaten sakatlıkların sebebi esnekliği arkaya atma. Genelde kas kısaltmaya çalışıyor ama tam tersi kası uzatmamız gerekiyor. Ki arasındaki minik hormonlarımız vücudumuza dağılsın ve daha mutlu insanlar olalım. Ya her sabah esneyin. Her sabah esnek mi? Evet evet. 15-20 dakika. Hiç uğraşmayın. Şimdi önce polumuzu temizliyoruz. Çünkü bu çok önemli. Polumuzu alkolle temizliyoruz. Etil alkol ne su? Aslında. Pardon, su da varmış. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Sevgili ithalatçılar, sevgili KOBİ'ler, sevgili genç girişimciler. Bunu getirin abi, şu dediğin 3 euro 5 euro bir şey. Bunu alsan Çin'den 1 euroya. Buraya getir bak. 1 euro kaç oluyor? 5 lira. Ulan 5 lira gene de şu bizim bak bu ben bunu 100 liraya kadar veririm. 100 liraya. Ben bunu bak sen bunu 1 euroya getir. Ben bunu 100 liraya sat ben alacağım. Size rica ediyorum şunu getirin. Dry hands. Çünkü bizim ellerimiz çok kayıyor. Şimdi burası küçük bir ortam. Hareket çok ediyoruz. Terliyor ellerim. Çıp 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 düşüyor. Rica ediyorum şunu getirin kaymayak. Dry hands. Çok sinirim bozuk. Getirin şunu KOBİ'ler. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi bir tırmanış. İtfaiye. İki tırmanış. Sağ kolumu yukarı aldım. Aşağıdaki elimi yerleştirdim. Dümdüz pencil yaptım. Daha sonra olduğum yerde döndüm. Dış bacağımı taktım. Alttaki ayağımı uzattım. Koltuk altımı kilitledim. Ve üstleri bıraktım. Ay tam bir balerina. Sonra yakala. Ve biliyorsun ki senin en iyi hareketin. Eyvah. Şimdi her şey değişecek. Şimdi önce çıkar. Evet. Diğer elini yukarıda. Ben onu hiç olmadık değil mi? Hiç olmadı. Olmadı. Evet. Gelin. Merhaba. Dön. Sol diz arkanı pola tak. Sol diz. Bir dakika sol. Sol hadi bu. Bakalım. Evet. Tamam. Point parmak ucu bunu iyice sıkıştır. Bayağı arkaya yerleştirdim. Uzat dizini. Uzat dizini. Hangisini uzatıyorum? Kafam gitti. Alttakini uzatıyorsun? Tamam uzat şu an. Koltuk altını kilitle buraya. Bunu mu bunu mu? Bunu. Bunu tamam. Uzat ileri onu. Balerin acık sesini. Alttaki eline ne oldu Aslı? Dep yapıyorsun. Ne yapıyordun yakala ya? Sonra, yakala sonra. Yakala bir. Sen kime? Bir airwalk ile devam et. Bir tane daha yapacağız. Airwalk en iyi yaptım. Bir dakika. Ne? Darda evet. Pencil. Sık. Dön. Sağ sol. Sol. Sıkıştır. Alttaki ayağını yerleştir. Üstteki ayağını iyice bük. Popona doğru al parmak ucunu. Evet. Şimdi alttaki koltuk altını yerleştir. Uzat ileri kolu. Uzat ileri kolu. Evet. Dur. Hah. Ve diğer eli de bırak. Aslı yine bir sanat eserine benzedin ama olay yine çok şey. Midem bulak. Dur. Şimdi ev o. Ev yok. Tamam. O airbox'tan kurtulur. Ne? Bugün çok kısmı dönüyor bu. Üstteki ilme veriyor kamera. Ha o yüzden mi? Ben biraz orada yapayım mı? Şu kusacağım. Kesin mi? Kesin. Biz yer değiştiriyoruz kankalar. Bundan sonra polda hocayı göreceksin. Zaten bence mantıklı olan bu. Beni niye görürsün? Neler çekiyorum şunu 200-300 bin izleyin abi. Burada kusacağım de neler yaşıyorum ben burada. Oluyor 20 bin, 30 bin, 20 bin, 30 bin. Çirkinleştiğine çirkinleştiğiniz. Evet sağ kol yukarıda iyice uzun. Biraz yavaşlatsana beni. Olsun. Evet. Evet şimdi geçirdin ayağı. Bıraktın eli. Aferin. Daha dirseğini uzat alttaki. Uzat uzat. Heh. Ve yakaladın. Şimdi olduğun yerde hop çıkar ayağını ve airwalk yapmaya başladın. Oradaki süper Mario hareketin gerçekten. Çok iyi. Şimdi ilk poz bitti. Biz normalde bir derste 3-4 poz öğreniyoruz. Sonra onları bir tekrar yapıyoruz. Sonra fotoğraf çekiyoruz. Bir de fotoğraf çekme ödül bölümü var. Sonra da dükkanı kapatıyoruz. Bugün şimdi size iki poz göstereceğiz. Bir öncekini gösterdik. Şurada kamera olduğu için bunun biraz polun ivmesi de şey oldu. Ağırlaştı. Çok hızlı döndü. O da benim biraz midemi bulandırdı. Bir ara verdik. Şimdi ikinci kombinasyona geçeceğiz. O burada, ben burada. İkinci hareketimize başlıyoruz. Şimdi invert'e gireceğiz. Biceps tutuşundan başlıyorum. İç ayağımla zıpladım. Dıştaki ayağımı taktım. Arkadaki ayağım açık. Şimdi ayağımın altında kalan elimi alıp başımın üstünden yakaladım. Tamam. Daha sonra arkadaki ayağımı
geriye kapattım, başımı geriye alıyorum ve bacağını sıkıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra yakala ayağını ve çekip in. Ben bu hareketi yaparsam zaten şu an mesela hemen yapıyorum şimdi tak tak tak. Yaparsam bence yaparsam. Şey yani zaten olimpiyat gerçekten o hayalimizi hayal et. Hayalimizi hayal et. Bununla yapıp. Evet nasıl tutuşu nasıl? Evet. Tamam dur bakayım yapabilecek miyim sence? Bununla basıp arkaya tutacağım. Evet. Tamam. Hadi bismillah. 1, 2, 3. Şimdi dizinin arkasını burada iyice takıyordum. Taksın. Bu elinle başının üstünden yakaladım. Neredesin Paul? Dur yakalayayım. Burada sıkıştır. Bu ayağımı hemen arkadan hop çapla dağılın. Tamam. Bunu sıkıştırmayı bırakma. Evet. Tamam. Birazcık daha aşağıdan tutuyorsun. Başını geriye al. Döndürüyorum. Tamam. Arkadaki ayağını tekrar geriye açtım. Bekle burada. İyice bas bunu geriye. Şimdi arkadaki, alttaki elini üstteki bacağının üzerinden yakalayacaksın. Yani tamam. Hop bırak. Dur geldim. Çık. Çıktım. Evet, alttaki elini. Çevir. Aynen. Merhaba. Artık bence inmeli. Artık herkes inmeli. Elini yukarı al. Aldım. Ve çek kendini yukarı. Kurtar bacağını. Bak yine. Ama çok zor değil beklediğin kadar değil mi? Unutuyorum ben. Beynim almıyor arkasını. Bir sonrakine ne yapacağım? Zor değil tabii. Elin kayıyor mu? Dry hands! Dry hands'ı getirin Allah'ınız aşkına dry hands'ı buraya getirin İbni. Şu an o kadar az dry hands stoğumuz var ki. Acaba kimyagerlere falan verip bunun içine tutar. Evet lan, kimyagerler. Size yeni bir girişimden bahsetmek istiyorum. Dry hands. Buru eller. Geliyorum dur. Sıkıştırdım. Bu arkaya aç bakalım. Açtım, koydum. Koyma ama ilk önce bir aç. Açtım. Ağırlığını hisset burada. Aç ya! Oh çok iyi geldi. Alkol alkol. Hello. Şimdi bizim dersimiz aslında 3 bölümden oluşuyor. 1. bölüm esneme, 2. bölüm hareketler yani pole, 3. bölüm şımarık kısmı. Evet, fotoğraf çektirme. Şimdi 3. bölüm size fotoğraf çektiririz. Aslında 2. bölüm bu arada çok daha uzun sürüyor. Ama şöyle bir şey oldu bugün. Tabii çekim olduğu için süre uzadı. Ben normalde kahvaltı etmeden bir kahve içip buraya gelip bunun arkasında hemen kahvaltı yapıyorum. Süre uzayınca aç aç olunca benim çok midem bulandı. Şu anda bayağı midem bulanıyor. Bu arada beslenmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Evet, özür dilerim. Kalın sıfatın. Evet. Bir hafta önceki posta giderseniz Instagram'da pozuda göreceksiniz. Ters dönmeli bir şey yapacaktım poz ama şu an ters dönmem mümkün değil. Evet. bu arada kapanış konuşmasını da polun üstünde yapacağım inşallah. Allah razı olsun. Buradayım, buradayım. Korkmaz. Evet. Ah ne güzel zıpladım lan. Tamam, biraz yardım etmiş olabilirim. Evet, kesinlikle. Evet. Alttaki elini. Bir. Bittirdim. Bu elini al bakalım bu kadar. Bir dakika. Evet. Ben hiç, aa, ben bir yerde yanlışlık yapıyorum şu an. İyi misin? Bakayım. Aa, düşüyor. Dry hands. Tamam ama ben sana alacağım dry hands. Nokta nokta kullanıyoruz. Çok mağduruz abicim. Şey çok mağduruz. Şu an gösterebilir miyim? Tokaların içinde ekmeğim var. Bu stüdyoda garip bir şey varsa gerçekten. Aslı geldi. Zıpladın Aslı. Evet çok güzel sıfır. Alttaki elini... Şu elini yukarı alır mısınız? İyi. Bakayım dur ters döndürüyorsun. Beni niye ters döndürüyorsun? Böyle git o dur, zaman. Dur öyle yapma. Aslında. Dur düşeceğim. Dur. Aslında nereye çevireyim? Ha, tamam şu an okey. Evet. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kim var?